görürsünüz. Şimdi yakın zamanda birkaç sık görüşme oldu Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ve bunların sonrasında çıkan tablo. Bakıyorsunuz yani Trump'ın kafasında ciddi soru işaretleri uyandırmayı başarmış Türkiye. Yani bir dakika ya biz gerçekten teröristlere mi destek veriyoruz falan dediği söyleniyor. Olur mu öyle şey yapmamamız lazım falan diye. Şimdi birkaç hafta önce Suriye'den çıkacağız açıklaması yaptı biliyorsunuz Trump. Şimdi o Trump bir kendi seçmenine bir mesaj vermeye çalışıyor. Yani seçim kampanyası döneminde biz bundan sonra Orta Doğu'da böyle ucu açık, masraflı, Irak gibi kazanılması imkansız olan ulus inşasına girişmeyeceğiz. Ve bunu mesela Güney Carolina'da Bush'un en güçlü olduğu yerde Bush'a karşı kazanarak yaptı. Yani bu argümanı kullanarak, Irak Savaşı'nı eleştirerek böyle bir şey yaptı. Yani kendi seçmenine böyle bir mesaj veriyordu zaten. Ekonomik olarak da Dışişleri Bakanı Tillerson'ın açıkladığı bir 200 milyon dolar vardı mesela. Bir dakika ya niye harcıyoruz bunu Suriye'de deyip onu dondurdu mesela. Şimdi Trump'ın kendisi ve seçmeni tabanının böyle bir girmeyelim, uzak duralım bu işlerden hani özellikle Orta Doğu'da bir çatışma alanına Amerikan askerlerinin girmesini istemeyen bir tavrı var. Şimdi bu Türkiye'nin böyle net tavrıyla birleştiği zaman ki Türkiye'nin tavrı da biliyorsunuz Obama ile bunun bir ara yolunu, ara formülünü üretmeye çalıştı. Bak Obama dedi ki işte Kobani'de biz bunlara sadece IŞİD'le savaşmaları için taktiksel, geçici olarak bir destek vereceğiz. Ve Türkiye bunun geçici olmadığını, uzun vadeye yayıldığını, stratejik bir ilişkiye döndüğünü gördüğü anda artık buradan çıkış yolu olarak kendi askerini sahaya indirdi. Kendi askerini sahaya indirdiği zaman ciddiye alınmaya başlandı. Burada biraz önce yapılan tartışmalarda da gördüğümüz gibi Türkiye'de ciddi bir ulusal güvenlik dış politika tartışması da bu anlamda yani muhalefetin de ortaya koyduğu ciddi bir ulusal güvenlik dış politika tartışması yok maalesef. Yani hem FETÖ meselesinde hem çözüm süreci öneminde hükümetin yaptığının tersini savunmak gibi bir ulusal güvenlik anlayışı oluştu. Dolayısıyla ortada somut bir öneri de yok. Türkiye ne yapsın, ne yapabilir konusunda. Ve Türkiye Trump başa geldikten sonra yaklaşık bir sene sabretti biliyorsunuz. Yani işte bu kısa vadeli olacak, uzun vadeli biz yatırım yapmıyoruz, işte buradan çekileceğiz vesaire gibi verilen güvenceler, Biden'ın verdiği güvence, Membiç'ten YPG'nin çıkacağı, Bir işte buçuk yıl Fırat'ın, önceki. evet, bir buçuk yıl, Fırat'ın doğusuna, batısına geçmeyecek. Geçerlerse biz desteğimizi çekeceğiz. Bunları Türkiye dedi ki, bak verdiğiniz sözler var, bunlar için bekliyoruz bu sözlerin yapılması. Bunun olmadığı noktada da sahaya inerek iyi planlanmış bir harekatla darbenin hemen sonrası biliyorsunuz Fırat Kalkanı gerçekleşti. Daha sonrasında da Afrin operasyonu. Şimdi bu iki Bu operasyonlar, operasyonlarda yani bu son operasyonla baktığınız tam zaman olarak planlanan neydi? Amaç neydi? Amerika'nın orada yaptığı şey Trump'ın Çünkü bugün pardon tekrar bölüyorum. The Washington tabii. Post'ta da yayınlanan bir haber vardı. Takip etmişsinizdir Evet, siz evet. mutlaka. Donald Trump'ın esasında İran'ı ve Rusya'yı hedef aldı ve çok daha büyük bir yıkım planlandığı söyleniyor. Ben çok büyük bir çatışmaya gireceğini düşünmüyorum. Az önce bahsettiğim sebepten dolayı. Ama Trump rüştünü ispat etmeye çalışıyor. Geçen sene Kuzey Kore'ye böyle bir mesaj gönderdi. Suriye'nin kimyasalını vurarak hatırlarsanız. O da çok sınırlıydı. Vermeye çalıştığı mesaj şu: ben vuracağım dersen vururum ve ben Obama değilim. Obama'nın yaptığının tersini yaptığını ispat etmeye çalışıyor. Şimdi şeye dönmek istiyorum biraz. Suriye'de Türkiye'nin gerçekleştiği operasyonları Türkiye'nin Suriye'de bir maceraya atılması olarak görmemek gerekiyor. Tam tersine. Bu PKK ve YPG uluslararası bir örgüt. Birkaç ülkeye yayılmış bir örgüt. Ve çözüm sürecini aslında belki de zora sokan şeylerden birisi PKK'nın başka fırsatlar görmesiydi. IŞİD'le savaşıp batıdan destek alma, böyle bir fırsat ortamını gördüğü için
çözüm sürecine ya bir bakalım şu seçimler bir geçsin, bakalım iktidarda kalacak mı Erdoğan, AK Parti ortalıkta olacak mı vesaire diye sürece yayması. Orada bir netice alınamamasının bir sebeplerinden birisi. Ve baktığınız zaman o Suriye'deki Batı desteği, güçlenmesi, kendine siyasi alan yaratması ve meşrulaşması ve PKK'nın kendine Türkiye'ye rağmen terör listesinden kendini çıkartmaya çalışması, Avrupa'da, Amerika'da tartışılmaya başlanmıştı bu terör listesinden çıkarılması meselesi. Şimdi PKK bunu ben sana rağmen hani Türkiye'nin Türkiye ile anlaşıp Türkiye'nin desteğini alarak yapmak var onu. Hı hı. Bir de Türkiye'ye rağmen yapmak var. Bunu Türkiye'ye rağmen yapmaya kalktığı anda Türkiye bu konuda tavrını koydu ve sınır ötesine de terör konseptini geliştirerek sınır ötesine de gideceğiz dedi. Bu noktada Amerika ile artık verdiğiniz sözleri tutmuyorsunuz. Biz kendi bildiğimiz gibi yapacağız bunu. Kusura bakmayın. Hı hı. Fahrettin dediği gibi Amerika şu an ciddi bir sorgulama sürecinde. Yani ne yapacağız? Tarihte birçok örneği var. Bu tür devlet altı gruplarla ilişki kurduğumuz zaman bunları bir şekilde çöpe atıyoruz, bırakıyoruz yani. Bu ilişkinin doğasına aykırı. Devletler devletlerle ilişki kurar. Hı hı. Şimdi Türkiye bu süreci hızlandırıp Amerika'nın bu kararı bir an önce vermesini sağlamaya çalışıyor. Bu noktada anlatmaya çalıştığım şey Suriye'de işte Esad'la eskiden iyiydiniz şimdi ne oldu düzeyindeki bir dış politika tartışması sağlıksız bir tartışma. Ve Türkiye'nin ulusal güvenlik ve dış politikadaki o yakıcı kaygılarını anlamayan bir perspektifi yansıtıyor aslında. Dolayısıyla bakıyorsunuz Afrin'e girdi ve Manbij'den çıkmasını istiyor. Ama bir maceracı olsa Manbij'e yürümeye kalkar. Öyle bir devlet değil bu devlet. Öyle bir politik anlayışı yok, dış politik anlayışı. Dolayısıyla burada metodik gitmesi gerekiyor ve bunu sınır ötesinde yapmaktan da artık çekinmiyor. Çünkü biliyorsunuz çözüm süreci hüsrana uğradıktan sonra veya çöktükten sonra PKK'nın saldırılarıyla birlikte Güneydoğu'da, Doğu'da çok ciddi operasyonlar yapıldı. PKK ciddi geriletildi ama kendine Suriye'de alan açmaya çalışıyor. Dolayısıyla bu dinamiği görüp Türkiye'nin dış politika ve ulusal güvenlik konusunda bu benzer anlayış aslında şeyde de var. Yani bu FETÖ meselesi de o anlamda tam anlaşıldığını düşünmüyorum yani. Düşünün hani bir ülkenin dış politika yapım mekanizmaları, istihbarat mekanizmaları, güvenlik sektörü diyelim, güvenlik mekanizmalarının, kurumlarının içeriden bir şekilde şeye uğratılması, akamete uğratılması ve hani nasıl kime hizmet ettiğinin bilinmeyen bir hale getirmiş bir örgütten bahsediyoruz. Yani hiç kuşkusuz.